Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Sultanım. Hay Allah. Ben kara kuru bir adam bekliyordum. Zira lakabınızın kara olduğunu söylemişlerdi. O benim gözümün karalığıdır sultanım. Savaş meydanlarındaki cesaretimden mütevellit, bu lakabı münasip gördüler. Ne hoş. Nihayet karşılaştık. Bağışlayın. Devlet meseleleri ziyadesiyle meşgul etti. Daha evvel gelemedim. Sizinle evlenmeyi hünkârımız arzu ettiği için kabul ettim paşam. Yoksa bir kez daha nikahlanmak aklımın ucundan dahi geçmezdi. O halde inşallah sükutu hayale uğratmam hünkârımızı. Ve dahi sizi. Hünkârımız belli ki size pek kıymet veriyor. Yanında tutmak istiyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Amin. Başkaca bir diyeceğiniz yoksa benim saraya dönmem icap eder. Hayır. Evet. Yani ben... Bağışlayın, sizi böyle karşımda görünce bütün sözler aklımdan uçup gitti. Dikkat edin. Aklınız da uçmasın. Maşallahı var. Boyu, posu, endamı. Lakin iki lafı bir araya getirip konuşamıyor. Benim bu adamla işim pek zor. Gel. Nedir bu melek? Sultanım, Ahmet Paşa göndermişler. Getirin. Çekilebilirsiniz. Daha büyüğünü bulamamış mı? Aç bakalım. Ahmet Paşa Hazretleri neler göndermiş bir görelim. Gerdanlık alamamış mı? Bir elbise diktirememiş mi? Boş bir defter. Ben ne yapacağım bu Ahmet Paşa'yla hiç bilmiyorum. Al. Sultanım, bir de mektup var. Ben yontulmamış bir elmasım. İşlenmemiş bir ipek ve yazılmamış bir defter. Siz beni güzelliğiniz ve neşenizle istediğiniz şekle getirin. Kulunuz, köleniz ve aşığınız olmak için hazırım. Ne oldu sultanım? O kadar laf ettim ama... Ahmet Paşa meziyetleri olan bir adam. Meziyetlerin başında da kendini bilmesi geliyor.
Altyazı M.K.